Tatlı başka, baklava başka. Bundan fazla söze gerek yok diyoruz ve bir baklava durağına gidiyoruz. Merhaba sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor ve bizler de sizler için sektörlerimizi mercek altına alıyoruz. Bugünkü durağımız Gaziantep. Gaziantep'te tatlıcı sektöründe ve tatlı sektöründe faaliyet gösteren, kurulduğu günden itibaren sektörün lider firması olmayı başarmış sektörün marka ismi Yeşil Burç'a konuk olduk. Yanımızda firma sahibi Sayın Ali Polat ile beraberiz. Bakalım Ali Bey sektörle alakalı ve sundukları faaliyetlerle ve hizmetlerle ilgili bize ne gibi değerli, kıymetli bilgiler aktaracaklar. Ali Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz bizler de çok iyiyiz. Her şeyden önce bizleri misafir ettiğiniz ve ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de çok teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok sağ olun. Ali Bey uzun yıllardır Gaziantep bölgesinde tatlıcı olarak yani tatlı sektöründe faaliyetler gösteriyorsunuz. Antep gibi mutfağa gayet zor olan bir şehirde mutfağın önde gelen isimlerinden biriyiz. Lezzetlerimizde bir marka bir kalite haline gelmiş bir kurumuz. Tabii buradaki ürünlerimiz ve geniş kapsamlı olarak lezzetlerimiz bahsedeceğiz ama her şeyden önce ben tüm Türkiye ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimiz adına biraz sizleri tanıyabilir miyim? Ben Ali Polat, Gaziantep doğumluyum. Yıllardır bu işi yaptık, kalifalığını, çıraklığından. Dedik orada kendi işimizi kuralım. 1994'ten sonra bu işe iş yerine faaliyetimize devam ediyoruz. Yani 1994 yılından itibaren Gaziantep'te sektörde çalışmalarımız var diyelim evet. O halde. Ali Bey gerçekten sektörün zor bir sektör. Bugün bizler evimize gelen bir misafiri bile ağırlamakta zorluk çekebiliyoruz. Zaman zaman acaba beğendirebilecek miyiz? Tereddütleri uyanabiliyor içimizde. Siz uzun yıllardır sektörde ayakta kalmayı nasıl başardınız? Bu başarının sırrı nedir? Biz her şeyden önce en önce kaliteli hizmet sunalım. Kaliteli malzeme kullanıp en iyi bir şekilde işçiliğini sunarak da Antep'in insanlara damaktan daha bir düşkün olduğu için günden güne yaptığımız işe daha bir severekten yapıyoruz. Severekten yapmadığın bir işin zaten sonu gelmiyor. Değil mi? İlk günkü işler ve tecrübelerimizle yine devam edip gidiyoruz. Yani biz burayı hiçbir zaman bir ticarethane olarak görmedik diyoruz. Hayır kesinlikle. Bizimki halka hizmet. Tamamen halka hizmet amaçlı evet. Olarak biz burada Gaziantep'te gıda ve lezzet durağı olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Aynen. Ali Bey şimdi gelelim asıl sorumuza yani ağızları sulandıracak bir soruya. Burada Yeşil Burç olarak hangi lezzetleri sunuyoruz? Ürün yelpazenizde neler var? Baklavamız var, özel şöbiyetimiz var. Patişah, şöbiyet, havuç dilimleri, tuzlu fıstığımız. Bunlar. Yani burada birçok aslında tatlı çeşitiyle beraber hizmet veriyoruz diyelim. Aynen, değil mi? Doğrudur. İzleyicilerimiz de eminim ki şu anda önümüzdeki lezzetleri gördüklerinde şaşıracaklar. Burada resmen bir Antep fıstığına boğulmuş bir lezzet var. Yani her ürün aslında burada çok çok bol kullanılmış ve birbirinden harika. İzleyicilerimize de bahsetmek istiyorum. Röportaj öncesi deneme fırsatımız oldu. Gerçekten hayatımız boyunca tatmadığımız lezzetler diyebilirim. Peki Ali Bey özellikle burada bunlar hazırlanırken nelere dikkat ediyoruz bir işletme olarak? En öncesi insan sağlığı bizim hepsinin önemlidir. En kaliteli malzemeleri kullanarak da yani her şeyi orijinal bir şekilde alıp ona göre imalathanımıza çalışıp işliyoruz, halkımıza sunuyoruz. Yani her şeyden önce biz burada kalite, temizliğe, aynen, titizliğe, doğru. Hijyene doğru. Dikkat ediyoruz değil mi? Doğru. Sonuçta çünkü insan sağlığıyla alakalı bir iş yapıyoruz ve bu çok önemli diyoruz. Peki Yeşil Burç olarak ileri yönelik hedeflerimiz ve projelerimiz nelerdir? Sektörün marka ismi olarak neler hedefliyoruz, planlıyoruz? Yani ben bu yaptığımız kaliteli malzemelerle, kaliteli işçilik ve temizlik de olduğu gibi markalaşıp halkımıza daha güzel bir hizmet sunmak istiyoruz. Peki bu markalaşmak sadece Antep içinde mi olacak? Yok, Türkiye genel için. Türkiye genelinde bu çok güzel bir haber. Çünkü bu lezzetleri İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa başta olmak üzere tüm Türkiye'de bizler tatmak istiyoruz. Bizim de hakkımız var diyoruz oradaki izleyicilerimiz adına. Doğrudur, çok çok doğru bir soru sordunuz. Ben de inşallah hepsine yetişecek imalatımız da müsaittir. Elemanlarımızın üstü müsaittir. İnşallah diyoruz. Her şeyin gönlünüzce olmasını temenni ediyoruz. Bu harika lezzetleri tüm Türkiye'de tatmayı gerçekten şimdiden çok istiyoruz diyelim. Aslında Ali Bey buradaki lezzetlerle alakalı olarak söyleyebileceğimiz birçok şey var. Lakin bunları dile getirmek tabii ki mümkün değil. En iyisi biz tüm Türkiye'deki izleyicilerimize Antep'e yolu düştükleri zaman Yeşil Burç'a davet ediyorum sizin aracılığınızda. Ve gelip gördükleri zaman burada en ufak bir lezzetin tadına baktıklarında ne demek istediğimizi çok daha iyi anlayacaklardır ve bizleri takdir edecek.
Son olarak sizler de ekranlarında bizleri izleyen değerli izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Ben önce Gaziantep halkına çok teşekkür ediyorum. Bizleri tercih eden müşterilerine teşekkür ediyorum. Bu hizmetimiz inşallah biz olduğumuz müddetçe sonuna kadar kaliteli bir şekilde devam edeceğiz. İnşallah diyoruz. Bizler de her şeyin gönlünce olmasını temenni ediyoruz. Ve tekrardan bizleri misafir edip ağırladığınız için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Gaziantep'te tatlı sektöründe faaliyet gösteren ve sektörün lider firması olan Yeşil Burç'tan Ali Polat'tan aktaracaklarımız bu kadar. Şimdilik söz merkez stüdyolarımızda.